Merhabalar arkadaşlar. Üçgende benzerlik konu pekiştirme sınavını çözeceğiz beraber. 10 tane sorumuz var. Birinci sorudan başlayacağız. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Evet, birinci soru. Evet, bir tane şekil var. Bunları paralellikleri vermiş. Güzel. O zaman biz de şu AD'ye bir tane paralel çekelim karşısından şöyle. Şu ikisi paralel olmuş oldu. Burası 6 ise o zaman şurası da 6 olacak. Şurası da 6 olacak. Şurası da 6 olacak. Şu bölüm x ise burası da x olacak. Burası 4 ise burası da 4 olacak. Şimdi tamamı 9'du. Burası 6. O zaman şu küçük yer 3 birim olacak. Tamamı 15'ti. O zaman şu bölüm 9 olacak. Şimdi x ve y için ayrı ayrı temel benzerliği uygulayacağız arkadaşlar. 4'ün tamamının oranı 4'ün tamamının oranı 3'ün 9 oranı. Yani 1 bölü 3 yazdım. 3 kat varsa o zaman şurası 12 olacak. X'i buradan 8 olarak buldum. Şimdi y'ye uygulayacağız. Y'nin tamamının oranı y artı 12 1 bölü 3'tü. 3y eşittir y artı 12. Y'yi de buradan 6 olarak buldum. İkisinin toplamı A şıkkı 14 arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Evet. Açıları eşit vermiş. AE4, AB6. Şurası 6'ymış. 6 birim. Diğerleri zaten verilenler. Neyi sormuş? AD'nin BC'ye oranını sormuş. Şimdi şu üçgenle en büyük üçgeni karşılaştırırsak kenarlar arasında ikisinde 2 kat var. Yani burası 2, burası 4. Bunun da burası 3, karşısı 6. Açıları da eşit. Yani bu üçgenler aslında benzer üçgenler. O zaman şu açının karşısında küçük üçgende AD var. Bu açının karşısında da büyük üçgende BC var. AD'nin BC'ye oranı. Küçük üçgende çizginin karşısında 4 var. Büyük üçgende çizginin karşısında 6 var. Buradan oranladığımda 2 bölü 3 olarak bulurum arkadaşlar. Üçüncü soru. Paralelliği vermiş. Tamam. EC4, DB ile AE eşit. Onu da vermiş. AD'den AE'yi çıkarırsam 3 kalıyormuş. Tamam. Yani bu uzun sürecek herhalde. AD'den AE'yi çıkardığımda 3 kaldı arkadaşlar. Bununla da bu eşitti. Burası da x oldu. Yine benzerliği, temel benzerliği uygularsak eğer x artı 3'ün x artı 3'ün tamamının oranı 2x artı 3 olacak yani. X'in de tamamının oranı x bölü x artı 4. Buradan içler dışlar yaptığımda x artı 3 ile x artı 4'ü çarptığımda x kare artı 3x 4x 7x artı 12 eşittir. 2x kare artı 3x olacak. Şu ifadenin hepsini buraya atarsam x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0 oldu. Buradan x eksi 6 artı 2 diye ayırdım. X 6 ya da eksi 2 olabilir. Eksi 2 olamayacağı için cevap Bursa arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Paralellik var mı? Verilmiş. Güzel. AD 10 falan filan BC'yi sormuş bize. Şimdi paralellik verilmişse şurada bir adet Z var. Şurada da bir adet Z kuralı var. Bunları gördükten sonra şurasının nokta, şurasının çizgi olduğunu da görürüm. Nokta, burası da nokta. O zaman ikizkenar. Şu bölüm 2 birim. Aynı şekilde çizgi çizgi. O zaman ikizkenar olacak. Burası da
3 birim tamam 5 oldu yani santimetre. X'i soruyor. Temel benzerliği uygulayalım. Onun tamamının oranı 5'in x oranı 2 kat azalmış. 2 kat azalırsa 6 olarak bulurum arkadaşlar. E şıkkı. 5. soru AD'nin paralelliği vermiş çünkü şu ikisi paralel. AD'nin tamamının oranı 8 artı x 3'ün 5'e oranı. İçler dışlar yaparsam 40 eşittir. 24 artı 3x 16 eşittir. 3x. X de buradan 16 bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Bursa şıkkı. 6. soru. Şimdi mavi üçgende temel benzerlik yaparsam 4'ün 12'ye oranı yani 1 bölü 3 eşittir. AF'nin AC'ye oranı. Şunun oranı demiş oldum. O zaman AF'ye ben K dersem tamamının 3K olması lazım. K'ya 3K. O zaman şu FC'lik kısımda ne olacak? 2K olacak. Şimdi benzer şekilde kırmızı üçgende bir tane şey yaparsak, temel benzerlik yaparsak. Buradan bakıyorum. 2K'nın, hatta şöyle yapalım. 2K'nın 3K'ya oranı 3'ün x oranı. Şu K'lar gitti. İçler dışlar yaparsam 9 eşittir. 2x. X de buradan 9 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. A şıkkı. 7. soru. Paralelliği yine vermiş. O zaman geçen sorunun aynı mantığı. Geçen sorunun bir üstündeki soru. Evet. Bir üstünün üstündeki soruymuş. Şununla aynı şey. Paralellikten Z kurallarından ikizkenarlar gelecek. Ama şu an çok bir anlam ifade etmiyor. İlk önce şu DE'nin tamamını bir bulalım. 6'nın 10'a oranı. DE'nin 20'ye oranı. 2 kat. O zaman 2 kat olacak. DE'nin tamamı 12 santimetre. Şimdi ikizkenarlıktan şu bölümü DF'yi 4 olarak bulurum. O zaman FE'de 8 olacak. Yine aynı şekilde ikizkenarlıktan EC'de 8 olacak arkadaşlar. Şimdi bir temel benzerlikte sağ taraf için yapacağız. Ortası neydi? 12 idi. 12'nin 20'ye oranı. X'in x artı 8 oranı. Şunu sadeleştirirsek 4 ile 3'ün 5'e x'in x artı 8'e bir içler dışlar yapalım. 5x eşittir. 3x artı 24. Öbür tarafa attık. 2x eşittir. 24. X de buradan 12 olarak bulundu. O da D şıkkı arkadaşlar. 7, 8'e geçtik. Sekizinci soru. Yine ortadaki paralelliği vermiş DE ile BC. Bir açıortay vermiş. AE'yi sormuş. AE x'miş. Şuraya x yazalım. Şimdi paralelliği verdiği için şuradaki Z kuralı çok bariz. Çizgi şurası 4 olacak. Temel benzerliği yaparsam x'in x artı 4 oranı 4'ün 12'ye oranı olacak. Yani x bölü x artı 4 eşittir 1 bölü 3 diyelim. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir x artı 4. 2x eşittir 4. X eşittir 2. O da Bursa şıkkı arkadaşlar. 9. soru. Aynı açı şuraya da B dersem büyük üçgende de bir B açısı var. Küçük üçgende de B açısı var. O zaman şu açıya C dersem şurası da C olacak arkadaşlar. Hani açılar aynı. Benzer üçgenler. Kenarlarını oranını bulacağız artık. Burada A'nın karşısında 8 var.
Küçük üçgende, büyük üçgende A'nın karşısında 6 artı x var. Küçük üçgende B'nin karşısında 4 var. Büyük üçgende B'nin karşısında 10 var. Buradan bir 2 kat artmış. O zaman buradan da 2 kat artacak. Burası 20 olacak. X de o zaman 14 olacak. E şıkkı arkadaşlar. Son soruya geldik. Yine birer açı eşit. Açıların yanındaki kenarların oranları da eşit. Yani A'nın yanında 2 var. Burada A'nın yanında 4 var. A'nın yanında 3 var. A'nın yanında 6 var. Yani 3, 6, 2 kat oran var. 2, 4, 2 kat oran var. O zaman bura 4 ise bunun karşısı da 8 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Onda E şıkkı. Soruların çözümleri bunlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Bay bay.